Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve lâ tasâmî illâ billâh. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve lâ nazîre lehu ve lâ mitâle lehu. الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, muvakkaten bulunduğumuz bu dünyada, sırtımızda muvakkaten taşıdığımız bir emanet var. Bu emanetin bize ait olmadığı, bir emanet olduğu, bir vedia olduğu her haliyle bellidir. Elimizde olmayarak buraya geldik ve onu sırtımızda bulduk. Ve yavaş yavaş onu elimizden çekip alırken de önüne geçemiyor ve mani olamıyoruz. Bir gençliğin zail olması halinde, bir olgunluğun zail olması halinde, bir sıhhatın zail olması halinde biz hep onun ariye ve emanet olduğunu görüyoruz. Bir gün bütün bunu kaybedeceğiz. Bizden evvel gelip gidenler gibi biz de başımıza dikilmiş iki taşın altında İşte o kadarcık bir emare ile mevcudiyetimizi gösterecek. Belki gün gelecek o taşlarda silinip gidecek, daimi meçhullere karışacağız. Unutulacağız, zihinlerden unutulacağız, çıkıp gideceğiz. Silinmeyen, unutulmayan bir iz bırakmak lazım bu kainatta. Öyle bir ün etmek lazım ki, arşı çınlasın, feleği, semeyi mevcelendirsin, daimi bir iz halinde kalsın, ta kıyamete kadar, ta kıyametin ötelerine kadar. Bu bir fani için en mukaddes, en mukadder şey olacaktır. Dünyada her yönüyle fani olan insan, ancak bu türlü bekaya mazhar olabilir, ancak bu yolla daimi hafızalarda kalabilir. Ancak bu yolla gittiği alemde daimi yaşama imkanını elde eder. Aklını kaybetmemiş, içindeki bekâ arzu ve hissini dinleyebilen bir insan için bu mevzuda başka türlü şey düşünmek mümkün değildir. Bekâ için yaratılan insan, bekaya namzet olan insan, baki olma yollarını araştıracak, bulacak ve onu bil fiile çevirmeye çalışacaktır. Bu fani alemde bekanın yolu, hayatı istihkara hafife almaya bağlı, dünyayı hafife almaya bağlı, bize tevdi edilen bu hayat emanetini, ruh emanetini, can emanetini, gençlik emanetini, sıhhat emanetini, baki hakiki olan Hazreti Allah'ın yolunda kullanmak suretiyle bekaya mazhar etmeye bağlı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu fani alemde bize verdiği şeyleri bakileştirme imkanlarını bizlere lütfeylesin. Bakileştirme imkanını bizlere bahşeylesin. Bizim dimağlarımızda ve kalplerimizde birer şeref çizgisi halinde mevcudiyetini devam ettiren insanlar, arz ettiğim mevzuda hasbi yaşayan insanlar, samimi yaşayan insanlar, fedakarca yaşayan insanlar, dünyaya ait şeyleri hafife alan insanlardır. Dimağlarda ilel ebed yaşamayı düşünüyorsanız,
yolunuzu tayin etme mecburiyetindesiniz. Yaşayacağınız hayatı tayin etme mecburiyetindesiniz. Yok, fani olmaya, tükenmeye, bitmeye, gitmeye razıysanız şayet olduğunuz gibi kalabilirsiniz. Fani zevkleriniz içinde yaşayabilirsiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ufku gösteriyor. Onun tebcil ettiği şeylerin tebciliyle huzurunuza çıkıyor. Onun uğrunda ölen, hayat istikrar eden insanların tablolarıyla karşınızda bulunuyorum. 23 sene gibi kısa bir zamandan İslam insanlığın başına bir taç halinde koyan o cemaattaki gücün ve kuvvetin sırrı neydi? Nasıl oluyor da biz kemmi boğutlarımızda daha geniş olduğumuz halde senelerden beri başaramadığımız ve hala da başarma ümidini elde edemediğimiz meseleyi onlar bir hamlede bir nefhade başarıyorlardı. İşte bu meselenin sırrı hayata bakış ve ukvaya bakıştı. Ölüm ötesi hayatla ölümün berisindeki hayat arasında muvazene yapıştım. Bu muvazeneyi yaptıktan sonra her şey rahatlıkla hallediliyor, yoluna giriyordum. Mefhari mevcudat Efendimiz'in daha hayattayken batıya doğru açılmayı dert edindiğini size bir iki hutbe evvel arz etmiştim. Bütün insanlığa büyük hakikati duyurmayı bir sancı halinde içinde yaşadığını ve her fırsatı bir menfez, bir kapı, bir pencere kabul edip açılan her kapı ve pencereden batıya doğru açılmayı dert edindiğini sizin huzurunuza getirmiştim. Vefat-ı seniyelerinden birkaç sene evvel 3000 kişilik bir ordu teşkil ederek başına Zeyd ibn Harise'yi kumandan tayin ediyor. Ve diyor ki sen bununla Bizans ordusu karşısına çıkacaksın. Niçin Bizans'ın karşısına çıkacak? Arap Yarımadası'nda yeni bir tekevvün başlamış. Dünyaya yeni bir veçe verecek. Yeni bir doğuş var, yeniden bir oluş, yeniden bir diriliş var. Bizans'ı bunu söndürmek istiyor. Bunun için de Antakya'ya kadar uzanmış gelmiş 100.000 kişilik bir Heraklius ordusu var. Aleyhissalatu vesselam bu orduya karşı Zeyd ibn Harise'nin kumandasına 3.000 kişilik bir birlik vererek Heraklius'un ordusuna gönderiyor. Ordu Mü'te'ye kadar varıyor. Bu ordunun içinde Halid bin Velid de vardır. Allah Resulü'nün iki defa hicret etmiş amcasının oğlu Cafer İbni Ebi Talip de vardır. Sözü kılıcı kadar, kılıcı sözü kadar Nafiz Abdullah İbni Revaha da vardır. Ama azatlı bir köle olan Zeyd İbni Harise bu ordunun başında kumandandır. Onları böyle bir sefere gönderirken hiçbir zaman kullanmadığı şeyi kullanmış. Söylemediği şeyleri söylemiştir. Bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eşrafın üzerine onların çok da kabul edemeyeceği bir insanı tayin etmiş. Zeyd ibn Harise'yi tayin etmiş. Sonra da hiçbir seferde demediği şu sözleri söylemiştir. Zeyd ibn Harise'ye bir şey olursa şayet Cafer ibn Ebi Talip sancağı alsın. Ona da bir şey olursa Abdullah ibn Revah alsın. Ona da bir şey olursa Müslümanlar arasında bir Allah kılıcı sancağı eline alsın, orduya kumanda etsin. Herkes nasıl bir sefere gittiğini biliyordum. Cafer İbni Ebi Talip evine gidip hanımına ve çocuklarına veda ederken aynı zamanda dünyaya da veda ediyordum. Ama zerre kadar tereddüdü yoktu. Abdullah İbni Revah evlatlarına veda ederken gözleri dolu doluydu. Vefat edeceğine inanıyordu. Rabbisin huzuruna çıkacak sermayeye sahip bulunmadığı için de müteessir idim. Kendine göre öyle düşünüyordum. Zeyd ibn Harise katiyen vefat edeceğine inanmış, ölüme gittiğini biliyordum. Mücahitler Bizans ordusuyla karşı karşıya gelince de Resul-i Ekrem Medine-i Münevvere'den adeta bir televizyon ekranı başında meseleyi, mevzuu, vakayı, harbi seyreder gibi seyrediyor, ashabını anlatıyordu. Ashab Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Harp cereyan ediyordu orada. Zeyd ibn Harise şehit olur olmaz adım adım bir fırtına gibi onu takip eden Cafer ibn Ebi Talip bayrağı kapıyordu. Allah Resulü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Usibe Zeydun fe'ahaza Cafer ibn Ebi Talip. Zeyd ibn Harise isabet etti. Kılıç darbeleriyle yere yıkıldım. Bayrak düşeceği an Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrak düşmesin diye Cafer ibn Ebi Talip sarıldı.
ve atın üzerinde Cafer sağa sola saldırıyor. Bayrak Cafer'in omuzları üzerinde dalgalanıyor. Bizans ordusunu geriye püskürtüyor. Üzerine ciddi çullanmalar karşısında da atımı kullanırlar endişesiyle atından iniyor, atını sinirliyor. Atının ayaklarını kesiyor, düşman benim atımı kullanıp bana karşı harp etmesin diye. Bir eline bayrağı alıyor, bir eline de kılıcını alıyor, düşmana saldırıyor. Bayrağı tutan koluna kılıç inince, bayrak yere düşmesin diye sağ elini alıyor, sol elini alıyor. Resul-i Ekrem aynen mescitten görüp anlatıyor. Cafer'in sağ kolunu kopardılar, bayrağı sol elini aldı. Sol koluna da bir darbe vurdular, düşmesin diye bacakları arasına aldı. Başına inen bir kılıç darbesi başını indirirken o arkaya doğru bağırıyordu. Abdullah İbni Revaha, Abdullah İbni Revaha diyordu. Arkasından koşup duran düşman birdenbire bir fırtınanın kendilerine doğru geldiğini duyuyor ve hissediyordu. Sıra bana geldi diye çadırında ağzındaki lokmayı atmış Cafer İbni Ebi Talib'in sesine koşan Abdullah İbni Revaha idi. O da atına biniyor. Bayrağı yeniden yüceltiyor, askere yeniden can ve cesaret geliyor. 3000 kişi kendinden 33 defa daha yüksek olan düşmana karşı savaşıyor. Bir aralık bir kılıç darbesi kolunu kesiyor. Bayrağı tutmasına, kılıcı kullanmasına mani olan bu kolu canını çok sıkıyor. Attan aşağıya iniyor, ayağıyla koluna basıyor, koparıyor, tekrar ata biniyor. Abdullah İbni Revaha da attan yıkılırken bir aralık bayrak ortada kalıyor. Sahipsiz kalıyor Resulullah. Taşıyacak omuz kalmıyor. Resul-i Ekrem'in rengi kaçıyor. Tereddüt geçiriyor. Ashab dikkat kesilmiş. İrtidat mı var ya Resulallah? Geriye dönme mi var ya Resulallah? Kaçış mı var ya Resulallah? Ve Allah Resulü beşaretini veriyor. Allah kılıçlarından bir kılıç aldı bayrağı. Halid bin Velid aldı bayrağı. Mücahitler, harbe iştirak edenler henüz dönmemişlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şühedanın evlerine gidiyor. Cafer'in çocuklarının başını okşuyor. Hanımını tesliye ve tesellide bulunuyor. Cafer'in kapısı önüne çocuklar, bütün fukara toplanıyor. Cafer İbni Ebi Talib, Resul-i Ekrem biraz sonra şöyle diyecektir. لَرَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَلَهُ جَنَحًا مُدَرَّجَانِ بِالْدِّمَامِ Vallahi ben şu anda onu cennette görüyorum. Kanlar içinde olan kanatlarıyla çırpınıp duruyor. Dediğini göreceğiz. لَقَدْ بَنَوْدِينَ اللّٰهِ عَلَى اَكْتَافِهِمْ وَمَدَوْ قَبْلَ اَنْ تُقْبِلَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَا مَنْ خَلَقْتَ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءِ وَعَدَّهُمْ وَاَسْرَوْا اِلَى اَحْدِكَ فَمَنْ اَوْفَى بِالْاَحْدِ مِنْكَ Allah'ın dinini kendi omuzları üzerine kurdular. Kanları irinler üzerine kurdular, enkazları üzerine kurdular. Ey Allah'ım! Gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen vaat ettin, onlar da senin ahdine doğru koştular. Sana karşı verdikleri sözü yerine getirdiler. Senden daha ileri ahdi yerine getiren kim vardır? Şair onların halini destanlaştırırken bu sözlerle ifade ediyordu. Alem toplanmış Cafer İbni Ebi Talib'in kapısında ağlıyordu. Fukara Cafer'in kapısında ağlıyordu. Yetimlerin babasının kapısında ağlıyor. Fakirlerin babasının kapısında ağlıyorlardı. Cafer cebinde bir şey varsa onu dağıtırdım. Evinde bir şey varsa infak ederdim. Fakirin imdadına koşardım. Dul kadınların yardımına koşardı, herkes ağlıyordu. Babam gitti diye ağlıyordu. Hamim gitti diye ağlıyordum. Cafer malını vermişti, bir canı kalmıştım. Onu vermek için de mütemen fezi karşısına çıkmıştım. Tereddüt etmeden onu da verecektim. O kadar güle güle ölümü karşılamıştı ki gayb-ı aşina gözleriyle cennetteki durumu seyreden Resul-i Ekrem birkaç dakika sonra Ebu Nuaym'in İlyas'ında ifade ettiği gibi şöyle diyecektir. Zeyd İbni Harise'yi, Abdullah İbni Revaha'yı ve Cafer İbni Ebi Talib'i gördüm. İki kumandanın boynunda birer tasma gibi bir şey vardı. Savaşırken içlerinden hafif birer tereddüt geçmişti. Onun için onların başlarını dik tutmak için böyle bukağı takılmıştı boyunlarına.
Cafer'e gelince o ölümü gülerek karşılamış. Ölüm ona doğru gelirken o ölüme doğru koşuyordu. Ve bayrağı yere düşürmemek için her türlü tehlike katlanmıştım. Cennet elde edildikten sonra yemyeşil kanatlarla kanlar içinde cennette çırpınıp durduktan sonra Resul-i Ekrem'i bu denli hoşnut ettikten sonra hayatı kaybetmenin ne ehemmiyeti var? Asıl hayat o zaman kazanılıyor. Asıl izzet o zaman kazanılıyor. Ve gelecek nesiller için kıyamete kadar destanlara mevzu olmak o zaman kazanılıyor. Aziz Müslüman, yerinde malınla, yerinde de canınla, senin için bu mukaddes vazife mukadder olduğu zaman, sen de senden bekleneni yerine getireceksin. Aziz olarak yaşayacak, aziz olarak öleceksin. Rabbin senden istediği şeyleri vermede tereddüdün olmayacak. Hayat endişesine ve dolayısıyla paniğe kapılmayacaksın. Rabbinin seninle beraber olduğunu bilecek. Ve bileceksin ki ben bu mevzuda ne kadar tahallük gösterirsem, Allah beni o nispette aziz ve payidar kılacaktır. Allah bu milleti aziz ve payidar kılsın. Birini bin yaparak, asırlardan beri devam eden ağlamasını dindirip ağlamalarını gülmeye çevirsin. Ela inne ahsenel kelami ve eblağın nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلِجَمِيعِ الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين واحشرنا معهم بلطفك آمين İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh, Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a karşı çok saygılı olun, edebinizi takının, o huzurun adabına riayet edin, her an Rabbin huzurunda bulunma havası içinde bulunun, Rabbin himayesine girin ve Rabb'e itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, onu düsturu hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nigehban bulunuyor. Bin hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor ya,
kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız. Emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِسْ صَلَاهِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ